Yani bu kadar kötü bir sistemin içerisinde bu eşitsizliğin de sağlanıyor olması, özel sektör ve kamu çalışanının her şeyini bir tamam yaparak, işte vergisini ödeyerek, bu ülkede yaşayarak, burada görevleri var, insanlık görevi, vatandaşlık görevleri var. Bu vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, burada ev alarak, hayat kurarak, çoluk çocuğa karışarak, burayı herkese söyleyerek biz Kıbrıs Adası gibi güzel bir adada yaşıyoruz diyerek hayatını devam ettiriyor. Biz de hayatını, özellikle siyasilerde hayatını zora sokmak için aman yeter artık ve bıktım bu ülkeden deyip çantasını alıp kaçmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Özellikle son dönemin iktidarları istikrarsızlık, ne yapacağını bilmeme ve aslında gerçek gündem olmayan şeyleri gündem yapmaya çalışma ısrarları insanları isyan haline getirdi.